Kaliforniya'nın kuzeyindeki Napa Vadisi geçen pazar 6 şiddetinde bir deprem yaşadı. Depremin şiddeti yeryüzünün üst tabakasının ne kadar kırıldığını gösterir. Bu gerçekte yeryüzünün üst tabakası parçalandığında ortaya çıkan enerjinin yansımasıdır. Amerika Jeolojik Araştırma Kurumu Doğal Afetler Direktör Yardımcısı David Applegate bölge halkının şanslı olduğu görüşünde. Su şebekesinde fazla hasar olmadığı için şanslıyız. Depremlerde zararın çoğuna yangınlar yol açar. Çünkü su boruları patlarsa yangın söndürülemez. Applegate depremin zamanlamasının da birçok kişinin hayatını kurtardığını söylüyor. Deprem gece yarısı meydana geldi. Enkazın çoğu kaldırımlara yıkılan eski binalara aitti ama gece olduğu için kaldırımlar boştu. Applegate depremler beklenmedik olduğu için bunu iyi bir şans sayıyor. Kısa vadeli tahmin mümkün değil ama büyük depremlerin nerede meydana gelebileceğini biliyoruz. Bilim adamları büyük bir depremin bilinen bir bölgede önümüzdeki yıllarda meydana gelme olasılığını yüzde olarak tahmin edebiliyor. Bir yerde deprem başladığında özelliklerini belirleyebilir ve şiddetli sarsıntı öncesi yetkilileri alarma geçirebiliriz. Applegate deprem öncesi uyarının öyle fazla erken olmayacağını ama 10 ya da 20 saniyenin bile hayat kurtarmaya yeteceğini söylüyor. Elbette masa gibi sağlam bir eşyanın altına girebilir, kendinizi sarsıntı sırasında koruyabilirsiniz. David Applegate deprem sonrası nasıl taze suya ulaşabileceğiniz ve yakınlarınızı nasıl bulacağınız gibi konularda önceden plan yapmanızı tavsiye ediyor. Deprem sonrası durumunuzun ne kadar iyi olacağı daha önceden yaptığınız plana bağlıdır. Kaliforniya'nın kuzeyindeki halk depremde daha fazla zarar görmekten kurtulduğu için memnun. Bu da deprem sonrası alınacak önlemleri içeren plan sayesinde gerçekleşti. Hülya Polat Amerika'nın Sesi Washington